Herkese iyi günler arkadaşlar. Önümüzdeki hafta haftalık hisse önerilerinden 31 Mayıs ile 4 Haziran arası Ahlatçı Yatırımın vermiş olduğu hisse önerilerini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ee, videomuza geçmeden evvel yasal uyarıyı yapalım. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyup kabul ettiğinizi varsayarak sizlerle videoyu paylaşıyorum arkadaşlar videomuza geçiyoruz. 31 Mayıs ile 4 4 Haziran arasında Ahlatçı Yatırım'ın haftalık vermiş olduğu hisse önerilerini, açıklamalarını ve hisseler ile ilgili bilgi aktarımını yapalım. Önümüzdeki hafta Bimas, Ülker, Türk, Türksel, Tofaş ve Vestel'i vermişler hisse önerisi olarak. Biz yüze baktığımızda Şöyle 5 haftalık bir süreçte baktığımızda 1590 seviyelerinden 1000 e, ilk biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanının değişimiyle birlikte bir düşüşler oldu. Ardından tekrar Merkez Bankası yardımcısını değiştirdiler ve bu hafta yine geçtiğimiz hafta yine Merkez Bankası yardımcısının değiştirilmesi görevden alınmasıyla ile biz yüzde e, olumsuz yansımalar olmuştu ve beraberinde %19 faiz oranlarına rağmen BIST yüzde e, hafif direnmeler olmuştu. Yukarı ataklar olmuştu. Faiz oranları kurtarıyor desek BIST yüzü yeridir. Ve bankaları. Bankalarda da durum aynı şekilde. E, senkronize halde gidiyor e, BIST yüzle birlikte. Bankalar ayakta durursa BIST yüzde biraz ayakta durur. BIST hisseleri de ayakta duracak gibi. BIST 30 da 1506 seviyelerinde kapattı. Aynı şekilde BIST 100 de senkronize hale hareket ediyor. Bankalar 1172'de kapattı demiştik. 1422'de de bu cuma BIST 100 kapattı arkadaşlar. Ee, bunun yanında şöyle bir önümüzdeki hisselere bakacak olursak Ahlatçı yatırımı vermiş oldu. Bimaş'a vermişler. 64.25'te kapatmış. Hedef olarak 67.20 67-50'yi 67-80'i vermiş. Ülker'de 23-16'dan 23-28'i vermiş hedef olarak. Türksel'de 16-57 ile 16-65 hedef aralığında. Tofaş'ta 30-36 ile 30-50 aralığında. Vestel'de 33-20, 33-36 aralığını hedef olarak vermiş. Vestel'i ee, Bir ması Ülkeli ve Türkseli daha çok e, ahlatçı yatırım kullanıyor gibi. Vesteli biz de kendi Telegram kanalımıza vermiştik. Telegram kanalımızın e, linkini yorumlar kısmına bırakacağım. İsteyen gelebilir, bizlere katılabilir arkadaşlar. E, geçtiğimiz hafta Akbank, AKG, Oyak, TSKB ve yine vesteli vermişler. Vestel bizim grupta da. Hani benim için 30 lira ile 29 lira arası uygun alım fırsatları veriyor. Ardından 35 36lara çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Vestel alttan yukarıya doğru. Vestel de 31.620'de kapatmış. Yani doğal olarak Merkez Bankası Başkanı'nın şey yapmasıyla yardımisin görevden yine alınmasıyla birlikte bir düşüşler yaşandı. Zaten geçtiğimiz haftadan bu haftaya hafif düşüşlü gidiyordu Vestel. Alım için uygun fiyat aralıklarına ulaştı desek yeridir. 31'in altına inip 30'lu ve 29-28 rakamları görmesi benim için uygun gözüküyor. Satışlı gözükmüş son kapanışta da. Tofaş'ı daha evvel uzun bir süre vermemişti ya da hiç vermemiş olabilir Ahlatçı yatırım. E, tofaş da alımlı başlamış. Biraz yatay hareket etmiş. Tekrar 42, 41 rakamları görme ihtimali olabilir. BIST'in e, desteği de olması gerekiyor tabii ki. İletişim yerlerinde Türesel pek bir e, etkilenmedi BIST endeksine göre. E, ne alım hacim ve satım hacmi olarak normal kapatmış gözüküyor. 15.78'lerde kapatmış. Güçlü ilerleyen hisselerden biri. Hani 16.80 hedefine direkt e, gidebilir. Görünüyor. E, Ahlatçı yatırımda desteği olacaktır. E, önümüzdeki hafta portföylerine almış olduğu gibi. Ülker Gıda'da Gıda hisselerinde e, yasaklar gelmesiyle birlikte bir artış gerçekleşti. Yasakların bitmesiyle birlikte tekrar yatay pozisyonlarda ilerleyip BIST endeksine göre hareket etmiş. Geçtiğimiz hafta bayağı iyi hareket ettiği gözüküyor. 2206'larda kapatmış. Bir mağazalarına baktığımızda bu da aynı şekilde endeksle birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Fakat son cuma günü o da güzel bir kapanış yapıp 64 25'lerde kapatmış ve alıcılı bir hacmi olduğu görünüyor. Ahlatçı yatırımın açıklamalarına baktığımızda ne demişler? Geçtiğimiz hafta portföyümüzde yer alan pay senetlerinden hedef fiyat aralığına ulaşan hisse bulunmamaktadır demiş. Yani şu Akbank, EKGYO, AKGYO, Oyak Çimento, TSKB ve Vestel'de herhangi bir fiyat aralığına hedef fiyat aralığına ulaşan olmamış. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye'deki siyasi, iç siyasette bazı e, olumsuzluklar oluyor. Sedat Peker olayları, Bakanlar Kurulu'nun herhangi bir değişimi gibi değişik şeyler olabiliyor ülkemizde. E, bunun yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkan yardımcısının da değişmesi, en yani az bir başkan yardımcısının, başkanın değişmesi kadar bir etki yaratabiliyor onu gördüm ben kendi şahsi görüşüm olarak. <laughs> hiçbir şekilde fiyat aralığına ulaşamamış denmiş. Geçen hafta içinde gördüğü en yüksek seviyeye göre bir önceki hafta sonu kapanış değerine göre en yüksek getiriyi sağlayan pay senetleri %4,76 yükseliş yaşayan Vestel olmuş. Vestel ile %2,92 yükselen TSKB olmuş. 24 Mayıs 28 Mayıs arası kapanış fiyatlarına göre ise pozitif getiri sağlayan hisse senedi bulunmamaktadır denmiş. Geçtiğimiz hafta yani geçen hafta BIST yüzde %2,05 azalış gösterilmiş. Ahlat yatırım haftalık model portföyün ortalama getirisi ise %2,95 olmuş. Geçtiğimiz hafta portföyümüze yer alan pay senetlerinden Akbank, EKGYO, Oyak Cimento, TSKB ve Vestel hisselerini model portföyümüzden çıkarılır. Ken bu hisseler yerine Bimas, Ülker, Türksel, Tofaş ve Vestel hisselerini portföyümüze ekliyoruz şeklinde ahlakçı yatırım ya e, açıklamada bulunmuş arkadaşlar. E, bu hisse önerileriyle ilgili ahlak yatırım, gedik yatırım vesaire hani aniden bu paylaşımları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımızın linkini de yorumlar kısmına bırakacağız dedik. Hisse önerileri ve kripto para ile ilgili bilgileri takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz dediğim gibi tekrar videomu yasal uyarımızı yaparak kapatıyorum arkadaşlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar tamamen kendi şahsi görüş ve fikirlerimizi hem Telegram kanalımıza hem burada sizlerle paylaşıyoruz bilginiz olsun herkese bol kazançlar diliyorum herkese İyi günler, hayırlı hafta sonları.